Merhabalar arkadaşlar, Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz çıtı pıtı harika bir model. Böyle görenlerin mutlaka model isteyeceği güzel bir iğne oyası model olacak. Renkli yazmalara çok güzel uyabilecek. Hani içinde özellikle yeşil olan böyle alt kısmını yeşille gidebilirsiniz. Böyle aralarına çiçekler yapacağız. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şu boş bıraktığımız yerlere çiçekler yapacağız arkadaşlar. Ondan önce hemen şu aralarına yaptığım modeli bir göstermek istiyorum. Bir tane zürafa yapıyoruz. Zürafamızın içine geriye dönüyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. Pırpır yaparken alttan tek dolarsanız kıvrılma olmuyor arkadaşlar. Pardon, tek diyorum ya, tek ya da çift fark etmiyor. Alttan dolamanız önemli ama. Bu şekilde iki tane pırpırımı yaptım. En son yapmış olduğum pırpırın içine yukarıya doğru çıkıyorum. Bu aynı yere batarak yine iki tane pırpır yapıyorum. Pırpır yaparken sıkıntı çekenleriniz varsa hem sağdan hem soldan yapanlar için ayrıntılı video çekmiştim arkadaşlar. Düzgün yapımı ile alakalı. Daha önceki videolarımda mevcut, bakabilirsiniz. Bu şekilde iki tane yaptıktan sonra aşağıdan bir tane zürafa atlayıp ikinciye iniyoruz arkadaşlar. Şöyle çok gerdirmeden indik. Şimdi şu çiçek koyacağımız yeri gösteriyorum. Yine bir tane zürafa yaptım. İçine geriye dönüyorum. 2 adet pırpır yapıyoruz yine içine. İki adet pırpırımı yaptım. Son yapmış olduğum pırpırın içine yine dönüyorum. Ve üstte bunda normalde iki tane pırpır yapmıştık. Burada yapmıyoruz. Yine aşağıdan ikinci zürafamıza iniyoruz. Bu şekilde. Aralarına ben iki tane ara suyu model koydum. Daha sonra çiçek yapacağım yeri yaptım. Ama sizler bu mesafeyi biraz daha uzatabilirsiniz. Ben böyle sık olsun, daha güzel gözüküyor diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Daha sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz ara suyu modelimize. 2 tane pırpır yapıyorum. En son yapmış olduğum pırpırın içine geriye dönüyorum. Bu arada ipiniz az kaldıysa şöyle parmağınıza bir tur çevirip iğneyi içinden geçirin. Bu çıktı. Şöyle parmağımda bir tur çeviriyorum ve iğneyi içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle kısaltıyoruz ve bu şekilde sıkıştırdığımızda bitene kadar kullanabilirsiniz. Bazen hani modelin tam sonuna yaklaşırken bitebiliyor. Bu şekilde yaparsanız uzun süre gidecektir. Yine tepeye 2 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ve aşağıdan birinciye değil ikinci zürafaya iniyorum. Ara suyumuz da bu şekilde. Hemen ben ipimin rengini değiştireyim. Daha sonrasında çiçeklerine geçelim. Şöyle arkadaşlar, güzel bir gül kurusu rengi aldım. Şuradan bakın, bu üstte pırpır yapmamış olduğumuz yerden başlıyoruz. Bu taraftakine batıyorum. İpimi uzun bıraktım. Diğerine geçiyorum. Tek doladım arkadaşlar. Çünkü zaten ip arada kalacağı için çıkmak gibi bir riski yok. Daha sonra arkadaşlar içine bir tane sık iğneyle geçiş yaptım. Şimdi buraya 4 tane pırpır yapıyoruz. Bir, iki, üç, sonuncuyu 2 kere doluyorum. İpi keseceğim için
Çıkmaması için iki kere doladım. Dört tane pırpır yaptım. Şunu kesiyorum. Bunu da en dibinden kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Başlama yerindeki ek yerimiz belli olmadı bu şekilde yaptığımızda. Şöyle bir düzeltelim. Şimdi arkadaşlar diğer rengime geçeyim. Krem kullanacağım. Bir diğer rengime de yine buradan başladım. Karşıya geçiyorum. İç kısmına pırpır yapmadan önce bir tane sık iğneyle geçiyorum. Şimdi bu sık iğneyle geçmemizin sebebi, bakın, bütün pırpırlar bu yuvanın içinde. İlk baştakini direkt pırpır yaparak başlarsanız başladığınız tarafa meyilli oluyor ve düzgün durmuyor. Şimdi 4 tane pırpırımızı yapalım. Sonuncusunu yine iki kere dolayarak bitiriyorum. Çakmak kullanmıyorum ben hiçbir şekilde. Çünkü yaktığımız zaman kararma yapıyor ve orası sertleşiyor. Bu da yazmaların telini kaçırtıyor ve kötü bir görünüm oluyor arkadaşlar. O yüzden sıkı sıkı yapıp kesiyorum. Çakmak kullanmaya da hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Bir diğer rengimiz de bu şekilde oldu. Hemen son rengimizi de yapalım. Son rengimi de su yeşili yapacağım arkadaşlar. Sizler yazmanızın içinde hangi renkler varsa onları kullanabilirsiniz. 5-6 tane renk varsa, çünkü çok renkli yazmalar çıktı şimdi. Hepsinden rengarenk yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Eğer ki içinde yeşil yoksa zemin rengi mutlaka farklı bir renk olur. İçindeki renkler haricinde o zemin renginden, bu benim yeşil yaptığım yeri ve zürafasını gidebilirsiniz. Siyah tülbente tek renk siyah olan tülbentleri de çok güzel olur. Yine üst kısımlarını renkli uygulayabilirsiniz. Beyaz olabilir alt kısmı, üst kısımları renkli olabilir. Yani bütün renkleri güzel bir şekilde uyan bir model bu. Bu şekilde arkadaşlar son rengimi de yaptım. Şimdi şu kalan ikisine de yapayım ben. Bitmişini göstereyim. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Renkleri ekledim. Bitmişi bu şekilde oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle çıtı pıtı severler için kibar bir model. Renk seçeneği de bol olan bir model. İstediğiniz tonlarda yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.